Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Tülay, YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere cilt bakımında sıklıkla kullandığımız, cildimize olan faydaları saymakla bitmeyen, son yıllarda da oldukça popüler olan aloe vera jelini çıkardığımız aloe vera bitkisi nasıl yetiştirilir, aloe vera bitkisi nasıl çoğaltılır gibi sorulara cevap bulacağınız bir video hazırladım. Videoyu beğenerek bana destek olabilir, bu videodan çok kişinin faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum ve iyi seyirler diliyorum. Aloe vera'nın çok fazla çeşidi var ve benim evimde iki çeşidi var. Gördüğünüz gibi birisi yavru veriyor, diğeri yavru vermiyor benim evimde bulunan aloe vera bitkileri. Yavru vermeyen aloe vera bitkim yaprakları uzuyor arkadaşlar ve içinde yoğun bir şekilde jel oluyor. Yavru veren aloe veranın da yaprakları uzuyor fakat diğeri kadar fazla değil. O durmadan yavru veriyor. Ayda bir yavru veriyor. Ve ben bu yavruları alıyorum. Farklı saksıların içinde çoğaltıyorum. Bugün de sizlere nasıl çoğalttığımı ve bunların bakımını nasıl yaptığımı kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle nasıl çoğaltıyorum? Oradan başlamak istiyorum. Küçük bir saksı ve toprağa ihtiyacımız var. Saksının içine çok bastırmadan toprak dolduruyoruz. Toprak dolduruyoruz ve ortasında ufak bir boşluk bırakıyoruz. Sonra yavru veren bir bitkiden nazik bir şekilde hafifçe dibine dokunarak yavruyu kopartıyoruz. Zaten yavru çok kolay bir şekilde kopuyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Kopardığımız yavru elimde gördüğünüz şekilde oluyor. Sonra toprağın boş bıraktığımız kısmına yavrunun kök kısmı tamamen içeride kalacak şekilde bırakıyoruz ve toprakla kenarlardan sıkıştırıyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Sonrasında can suyu vermemiz gerekiyor. Ve ben aloe vera bitkilerime sürekli yumurtayı kaynattığım suyu soğutarak veriyorum. Ve bu şekilde çok güzel büyüyorlar ve gelişiyorlar, çoğalıyorlar. Size de o şekilde öneririm arkadaşlar. Yeni diktiğim yavrulara 15 gün süreyle 3 gün aralıklı bir yemek kaşığı kadar su veriyorum. Ve toprağa tutunmalarını, kök salmalarını sağlıyorum. Sonrasında diğer bitkilere nasıl veriyorsam o şekilde suluyorum. Bu gördüğünüz yavruları dikeli 3 hafta kadar oldu. Bazıları küçüktü, bazıları büyüktü aldığım yavruların. O yüzden bazıları büyüdü arkadaşlar, bazıları küçük kaldı. Fakat hepsi gün gelecek, diğerleri kadar büyüyecekler, ben ona eminim. Aloe vera bitkisi güneşi sevmiyor, suyu da fazla sevmiyor. Aloe vera bitkilerim kış mevsimi haricinde gün görüp güneş görmeyen bir balkonda bırakıyorum. Kış mevsiminde kapalı balkona alıyorum ve bitkilerime kış mevsiminde 15 günde bir su veriyorum ve bu en fazla bir çay bardağı kadar oluyor verdiğim su. Yaz mevsiminin yoğun sıcağında haftada bir gün bir çay bardağı su veriyorum. Kalan zamanlarda da 10 günde bir su veriyorum arkadaşlar. Bu şekilde yetiştiriyorum ve solmadan, kurumadan çok güzel bir şekilde gelişiyorlar, büyüyorlar gördüğünüz gibi. Ve ben hediye etmeyi çok seviyorum. O yüzden bunları çoğaltıp hediye ediyorum. Bu şekilde mutlu oluyorum arkadaşlar. Bitkileri yumurtayı kaynattığım su ile besliyorum. Fakat bunun yanına sevgimi de mutlaka katıyorum arkadaşlar. Ben evimde bitki, çiçek yetiştirmeyi çok seviyorum. Onlar da benim onları sevdiğimi anladıklarını düşünüyorum. Ve bu şekilde mutlu oluyorum. Evet değerli arkadaşlarım. Benim aloe vera bitkisiyle alakalı anlatacaklarım bu kadar. Unuttuğum bir detay varsa veya sormak istediğiniz bir soru varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Farklı içeriklerle yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.